Selam, merhaba herkese. Yine Britney Spears videosunun uzamasından dolayı bir hafta araya soktum maalesef. Ama yeni bir şey deniyorum. Çok çok ilginç ya, çok ilginç. Neyle tanışıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Acele edip içine tam olarak sinmemiş şeyler çıkarmaktansa geç kalıp veya daha uzun bir deadline belirleyip içine tamamen sinen, mükemmel bir şekilde kurgulandığını düşündüğün şeyler çıkarmak. Aman Allah'ım! Sana hem daha iyi hissettiriyor hem de izleyen daha fazla keyif alıyor. Oh my god! Ya ben de şey var biliyor musunuz? <laughs> ya bu şey demek için değil. Ah ben çok cool'um, çok başarılıyım falan demek için değil de. Sanırım ben böyle hafif bir imposter sendromu yaşıyorum. Hemen size ne olduğunu açıklayayım. Bırt ile yeni kavramları öğreniyoruz. Imposter sendromu bir şeyleri mükemmeliyetçilik sebebiyle sürekli ertelemek. Bunun da çok kötü bir huyu olduğunun farkındayım. Ama başarıya karşı benim çok farklı bir bakış açım var. Imposter sendromu başarılarınızı küçümsemenize ve kendinizi yetersiz hissetmenize neden olan psikolojik bir durumdur. Ve kadınların yani yüzde vurulduğunda kadınların daha fazla karşılaştığı bir durummuş. Bu çünkü hep daha mütevazı, daha az yer kaplayacak, daha az ses çıkaracak, daha kenarda duracak şekilde toplumsal olarak yetiştirdikleri için ya bütün kadınlar böyle yetişmiştir demiyorum ama toplumsal olarak böyle bir ön kabul olduğu için kadınların daha fazla yaşadığı bir durummuş. Ben de böyle bir şeyleri aşırı mükemmel yapacağım diye hiç yapmama gibi bir durum var. Eminim sizde de vardır. Bu durumdan çok şikayetçi olanlarınız vardı. Bir de benim Ceren Sungur'la çok fazla ortak takipçim var. Onun kanalında da bu konular konuşulurken aşırı ya işte bir şeyleri yapamıyorum sürekli. Erteliyorum, mükemmel olacak diye sürekli yapmıyorum hiçbir şey yap ya yani elim elde uçta hiçbir şey olmuyor öyle olunca hiç böyle hiçbir iş bitiremiyorum falan gibi şeyler söyleyenler vardı çok dikkatimi çekmişti öyle işte ya ben de sürekli şu iki uçta gidip geliyordum hayır mükemmel olması lazım o yüzden çok fazla beklemeleri lazım hayır mükemmel olacak ki yani ben ortaya çıkardığım işler de mükemmel demiyorum ama hani bana göre benim için şekilde bir de öteki uç var sürekli bütün hakkında söylenen kötü her şeyi dinleyip ona göre hareket etmeye çalışma. Bu da çok korkunç ve yaratıcılığı inanılmaz tırpanlayan bir şey. Asla yapmayın arkadaşlar böyle şeyler. Ben de yapmamaya çalışıyorum. Ee, sadece hayatımın bir döneminde bu çok yanlış yola girme hatasını yapmıştım. Sürekli başkalarının hakkında ne dediğini umursuyordum. Şu anda kesinlikle bunun şey yapmıyorum yani. Kesinlikle aa ni? yani siz zaten biliyorsunuz benim kimseyi dinleme ne yapıyorsan yap. Onlar konuşsun sen yap şeklinde tavsiye vereceğim hepiniz biliyorsunuz ama hayatımın bir döneminde o kişi bendim. Yani A, o öyle demiş. O zaman ben böyle evri, evireyim şu işi. Aa o böyle demiş. O zaman şöyle yapayım. Böyle kendi yöntemlerimi sürekli başkalarının laflarına göre veya kendi çalışma tarzımı sürekli başkalarının feedback'lerine göre ayarlama gibi bir problem yaşıyordum. İkisi de doğru değil. Ortada bir yerde bir denge bulmak gerekiyor. Şu son bir aydır sürekli içerik çıkarmam gerektiği gibi bir sürekli hazırda böyle 15 tane videom olması ve insanlara böyle o videoları kaşıkla yedirmek falan gibi bir misyonum olmadığını zaten biliyordum bunu da. Bunun içerik üretmek için çok yanlış, ya yani en azından benim için, benim gibi kişiliği olan insanlar için çok yanlış bir tutum olduğunu iyice belledim. Çünkü birazcık daha uzun süre işimin üzerinde çalışınca çok daha güzel sonuçlar aldım göf çok saçma sapan detaylar bunlar ya bilmiyorum kaçınız bu kadar işsel detayları duymak istiyor ama çok böyle sanki bazılarınız o dördüncü yuva, duvarı yıkmamı veya perde arkasını göstermemi istemez herhalde büyüsü bozulur diye düşünür ya da aksine belki çok merak ediyorsunuzdur kısacası böyle hissediyorum bu son yaptığım videolar hakkında kızılcık şerbeti olsun Britney Spears'ın kitabı olsun kitap incelemesi olsun biraz daha Evet uzun videolar benim stilim, daha uzun videolar zaten. Biraz daha beklettim insanları. Ama şeylere kulak asmadım mesela. Ya çok tembelsin, niye ev bekletiyorsun bizi falan filan diyenlere bu sefer hiç kulak asmadım. Çünkü hep öyle bir tayfa var biliyorum. Onlara hiç kulak asmadan sadece e, videoyu güzel kurgulamaya odaklandım ve bence çok da güzel oldu sonucunda. Yani böyle bir revelation yaşadım. Aa Evet ya gerçekten de bir şeyi keyifle üzerinde uğraşırsan gerçekten de sonucundan daha çok keyif alıyormuşsun. Vay be falan gibi. Bunu yani tekrar tekrar yaşamaya gerek yok ama insanın bazen böyle tekrar duymaya ve bunun sağlamasını yapmaya ihtiyacı oluyor. Kısacası böyle birazcık deneysel takılıyorum. O yüzden podcast her hafta gelemedi. Ama bizim normal düzenimiz her hafta yani. Aklınızda bulunsun bu iki hafta böyle bir istisna oldu. Ve ben de dedim ki ya madem böyle Podcast'ı iki haftada bir yaptım bu hafta. O zaman biraz daha uzun yapayım ve beni dinleyenleri bu şekilde telafi etmiş olayım. Hani o kaçırılan zamanı. Ve size şöyle bir şey. Birazcık kişisel aslında. Benim hani kimisi TikTok izler, kimisi Reels izler, kimisi YouTube Shorts izler. Hepimizin kısa video formatı var değil mi izlediği çünkü. Maalesef artık yeni internet tüketimi yani artık... Sosyal medya kullanımı böyle bir şeye evrildi. Kısa videolar, kısa videolar. Ben de Reel çok izliyorum. Onu fark ettim. Ve arkadaşlarımla birbirimize çok Reel atıyoruz. Sevdiklerimle falan. Ve benim Reel keşfetim, yani benim önüme çıkan Reel'lar o kadar spesifikleşti ve o kadar benim mizah anlayışıma ve yani o kadar bana uygun Reel'lar ki size bu hafta keşfetimi göstermek istedim ve bazı Reel'lar üzerine konuşmak istedim. Yani kısacası komik Reel inceleme olacak bu hafta tamam mı? <laughs> bir de şöyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Haftanın iğrenç tweet'i ya da iğrenç tweet köşesi. Ama bir tane iğrenç tweet buldum ama Allah beni o kadar tetikledi ki yani bütün podcast'te o tweet'i e ayırmak zorunda kalabiliriz. Vakit kalırsa o iğrenç tweet'i de göstereceğim. Vakit kalmazsa Bilmiyorum ya Twitter'da takılma sıklığıma göre de değişebilir ama haftanın iğrenç tweetleri de her zaman cepte bir tane birkaç tane tweet oluyor arkadaşlar. Neyse bu hafta size real, yani Bu hafta beraber real izleyip yorumlayacağız. Başlamadan önce onun öncesinde bir şey hayatımdaki bir de, gelişmeden daha bahsedeceğim. Bir değişiklikten daha daha doğrusu. Ben şimdi bizim Fatih'le 5 yıldır evliyiz. 5,5 yıl olacak neredeyse. Ve bizim televizyonumuz yoktu. Yani vardı ama şöyle kendi kendimiz böyle alışveriş yaparak bir televizyon almadık. Fatih'in annesinin mutfağında mı? yatak odasında ne kullanmadığı bir televizyon vardı. Ve biz de aman nasıl olsa televizyon izlemiyoruz. Bilgisayarlarımıza takılıyoruz. Ve salonda işte misafirler için veya öyle herhangi bir şey izlersek diye dursun diye bir televizyonumuz vardı böyle küçük. Ve bu televizyonda da işte eski tip televizyon smart tv falan değil. E, Mi Stick takıyordum. Chromecast gibi bir şey yani açıyorsunuz onun içinden takıyorsunuz oradan ya YouTube falan açıyorsunuz. Ama tabi bunlar televizyona ekstradan takıldığı için bu aygıtlar çok yavaş oluyordu tamam mı? Açıkçası üşeniyoruz yani biz oradan film dizi falan izlemeye üşeniyorduk. Ya tabletten ya bilgisayardan ya telefondan görüyorduk işimizi. Hiç i̇şte televizyonla işimiz olmuyordu. Hatta ben çok tuhafıma gidiyordum mesela bazen siz bana şey atıyorsunuz. İşte Britcast dinlediğinizi veya işte YouTube videolarımı izlediğinizi falan gösteriyorsunuz. Tele, koskocaman dev ekran salonunuzdaki televizyonlardan. içimden diyordum ki yani neden acaba YouTube niye bir insan televizyondan YouTube açıp izler ki? Yani hiç anlayamıyordum. Tabletten mabletten ben bir şekilde hallediyorum. Acaba niye telev yani böyle sinema deneyimi gibi televizyondan niye izliyor insanlar acaba? Hiç anlamadığım bir şeydi. Sonra dedik ki biz Fatih'le ya dedik televizyon mu alsak acaba? Böyle güzel olurdu. Şimdi şeyimiz kırıldı çünkü. 404 olsun, o televizyon sürekli düşürdüğü için mi stickimiz de takılıydı içine. Kırdı tamam mı hayvan? Bayağıdır biz hiç televizyon kullanamıyorduk. Tekrar mistik alacaktım. Dedim ki mistik almayayım, Chromecast alayım. Sonra dedim ki ya dedim, niye ben böyle bir aparat al alıyorum ki? Zaten televizyonumuz çok küçük, kullanamıyoruz. Smart TV değil. Acaba televizyon mu alsak falan diye düşünmeye başladım ve uzun lafın kısası Fatih ile içinde YouTube ve diğer işte Netflix, Netflix diğer uygulamalar bulunan bir televizyon aldık ve aman Allah'ım ne kadar güzel bir şeymiş ya hızlı hızlı televizyon izlemek. Oturuyorsun kanepeye hemen kumandayla pıt diye düğmeye basarak açıyorsun Netflix'i. E, YouTube'u, Disney Plus'ı. Tık açıyorsun. Kocaman ekranda izleyerek yemeğini o şekilde yiyin. Ne kadar mantıklıymış ya. Yani nasıl anlamıyormuşum bunu falan böyle çok. Hoşuma gitmeye başladı böyle. Bir iki gündür böyle film falan izlemeye başladım tekrar. Meğer benim film izlememe nedenim film izleyecek büyük bir ekran olmamasıymış. <laughs> Çünkü küçük ekrandan izleyince... Mesela Bridget Jones'un günlüğün serisine başlamıştım Netflix'ten. Oradan izleyince hep yarım bırakıyorsun işin bitince veya bir şey olunca kapatıyorsun gidiyorsun. Ama televizyonda böyle daha böyle film ortamı oluşuyor. Bırakıp gidemiyorsun. Bitiriyorsun falan yani. Böyle değişik şeyleri var. İlginçti yani böyle Netflix'te bir sürü hiç yüzüne bile bakmadığım güzel filmler, güzel belgeseller, içerikler buldum. Biraz aslında televizyonsuzluk da izletmiyormuş. Bunun farkına vardım yani. Hani her şeyi Yoluna yordamına göre yapmak lazımmış ya. 80 yaşında vardığım bilgi. Ya filmden güzel televizyondan güzel film izleniyormuş ya. Geldiğim ana fikre bakar mısınız arkadaşlar? Hepinizin milyonlarca yıl önce çözdüğü şeyleri yeni yeni akıl edebiliyorum. Ama bir şey söyleyeyim Netflix'in de gerçekten şu huyuna çok gıcık oluyorum. Asla istediğim filmler yok. Mesela bir film yazıyorsun, o filmin yandan yemişi falan çıkıyor. Mingöz yazıyorsun. Mesela Lindsay Lohan'ın 2003 yılında çektiği çok saçma sapan başka bir film çıkıyor. Hiçbir zaman artık lisans meselesi mi? Neyden dolayı böyle oluyor bilmiyorum ama gerçekten bu küçük kafam hiç almıyor. Eğer medya üzerine çalışan, işte bu durumları daha iyi anlayan streaming servislerinin neden böyle yani streaming servisleri ve lisans meselesi üzerine uzmanlı olan biri Allah aşkına beni aydınlatabilir mi? Ya koyun kardeşim şu filmleri şuraya ya. Koyun izleyelim, parası neyse biz öderiz. Siz de ödeyin. O ülkeye o açılıyor. Bu ülkeye bu açılmıyor. Mantığını gerçekten kavrayamıyorum. Gerçekten. Mesela her kış Harry Potter serisini bitirmek ben, benim yaptığım bir şey değil ama böyle bir Noel geleneğidir böyle artık dünyada. Kış gelince Harry Potter serisini izlemek. Özellikle Kasım Aralık gibi falan. İşte şey Noel ağaçları, çam ağaçları falan süslenmeye başladığında, başlandığında. Hemen yani böyle zaten Harry Potter'ın müzikleri de böyle çok Noel müzikleri neşeli müzikleri falan. Kaldırdılar ya durduk yere Harry Potter'ları. Artık lisansımı bitti. Paramı ödemek istedim. Yani ne oldu? Ne bitti? Gerçekten anlamıyorum ama izleniyor zaten. izlendikçe siz para kazanıyorsunuz. Niye kaldırıyorsun kardeşim ya? Asla anlamadığım bir şey. Size bu vesileyle bu videomuzun ve podcast bölümümüzün sponsoru olan Surfshark VPN'den bahsetmek istiyorum. Yine muhteşem bir geçiş yaptım. Surfshark VPN IP adresinizi maskeleyerek size çevrim içi etkinliklerinizde gizlilik sağlayan sanal bir özel ağdır. Böylece konum, arama geçmişi ve indirmelerde kimliğiniz tespit edilmeden ve arkanızda hiçbir iz bırakmadan internette güvenle dolaşabilirsiniz. Surfshark VPN'i e tek bir tıklamayla IP adresinizi dünyanın herhangi bir yerindeymiş gibi değiştirebilir, istediğiniz ülkenin sunucu kaynağına bağlanabilirsiniz. Ayrıca ülkenizdeki tüm engellenen web sitelerine ulaşabilir. Netflix veri tabanındaki sadece bölgenize açık olan içerik kütüphanesinin sınırlarını kaldırarak tüm içeriklere dilediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak Surfshark One diye bir hizmeti de var. Buradaki Surfshark gizli arama motoruyla internette iz bırakmadan gezinebilirsiniz. ...gerçekten organik sonuçlar alabilir ve kişiselleştirilmiş reklamlardan kaçınabilirsiniz. Tüm bu hizmetlerden yararlanabilmeniz ve internet güvenliğinizi sağlayabilmeniz için aşağıya bir link bırakıyorum. Buradan Surfshark'ın özel Black Friday fırsatına erişip 6 aya kadar ekstra ücretsiz kullanım şansı elde edebilirsiniz. Siz de engellenmiş sitelere ve Netflix veri tabanındaki tüm içeriklere sınırsız olarak erişmek istiyorsanız... ...ayrıntılar için açıklamadaki linke tıklamayı unutmayın. Şimdi devam edebiliriz. Bu arada ben size açıklayacağım her şeyi dinleyenleri sadece dinleyenleri ama izlemek isteyenler için de şuraya veya şuraya, şuraya bir yere reel'ları koyacağım aynı zamanda. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü. <laughs> vasatın üstü. <laughs> Klasik bir beyaz futbol reel başlamak istiyorum. Bu benim guilty pleasure'ım. Suçlu zevk olarak direkt olarak çevirebiliriz. Beyaz futbol hakkındaki düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Birkaç tane erkeğin futbol yorumu kisvesi altında muhabbeti ve zaman zaman aşırı cinsiyetçi çakalaştığı ölümüne kahvehane muhabbeti gibi aslında. Ama bazen hareketleri, sadece bazı kullandıkları ifadeler bile bir gülme sebebi olabiliyor. Ama şöyle bir imtiyazları var. Birincisi televizyonda asla yapılamayacak şakaları yapıyorlar ve herkes bunları görmezden geliyor. Rütük falan. Mesela Rasim Ozan Kütahyalı. Solcusu da sağcısı da her türlü erkek bu mizaha bir sorun olmadan gülebiliyor. Ama bu kel adam adını unuttum. Bunun eski eşi Seda Sayan. Seda Sayan, Nagihan Alçı. Bir sürü kadın çıksalar böyle muhabbeti yapsa hatta bazen cinsel şakalara da girseler. Birincisi Rütük bunu görmezden gelmez. İkincisi toplumda Beyaz TV'ye gösterilen tolerans kadar ne tolerans gösterilir ne bu kadar geniş karşılanır. Hemen herkes başlar bu o Bunlar da ne demek istiyor falan. Bir şekilde herkes şikayet eder cimeri ve kaldırılır o program yani. Eğer böyle her ideolojik kaygılarınızı falan bir kenara bırakırsanız gerçekten güleceğiniz komik anlar var. Ama izlerken bir yandan da şöyle düşünüyorsunuz. Kadınlara bu kadar rahat mizah yapabilecekleri bu kadar muhabbeti yapabilecekleri bir ortam sağlanmıyor ki. E sağlansa bile herkes laf ediyor. Bu mizahın aynısını bir kadın yapsa öf ya kadınlar da hiç komik değil. Kadın komedyenler de şöyle böyle filan diye bir sürü tip çıkıyor. Aslında beyaz TV'ye gülerken <laughs> yine inanılmaz bir toplumsal sosyolojik bir mesaj çıkardım. Bu gerçeği de görmezden gelemiyorum. <laughs> bu editleri yapan çocuklar aynı muhabbeti kadınlar yapsa bu editleri yapmazlar. Kadınlar ıı, uncool. <laughs> Ulan geçen gün mesela Beyaz TV'de Paris Hilton'un bebeğinin de kafası kel ve geniş diye Sinan Engin'le dalga geçtiler. Abi senin çocuğun mu falan hesabı. Adam bir de evli falan. Tamamen erkek muhabbeti. Evet gülüyorum ama Beyaz TV'ye gülmek toplumumuzun ne kadar iki yüzlü olduğunu da bana hatırlatıyor maalesef. Ben Beyaz TV'ye gülüyorum ama Beyaz TV'ye gülenler bana gülmezler veya benim güldüğüm komedyenlere gülmezler. Diyelim ve <laughs> hemen daha başlamadan... Edebiyat parçaladım size ama. Saatlerimi harcadığım tatlıya babam ve erkek kardeşimin yani, max tepkisi. Tatlıdan bir dilim kaldı. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Burada da aslında <laughs> bir yandan çok komik ama bir yandan çok trajik. Erkeklerin kız kardeşlerine veya kızlarına eline sağlık diyememesi, iltifat edememesi. Bunu bile çok aşağılayıcı bir şey olarak görmeleri veya utanmaları, sevgilerini göstermekten utanmaları. Mesela öfkelerini rahatça gösterebilmeleri, duvar yumruklayarak ağlamaktan kaçınabilmeleri ama sevgilerini gösterememeleri. Bir de ben reel'ların yorumlarını çok okuyorum arkadaşlar. Fatih diyor ki ya niye her reel'ın yorumunu okuyorsun? Ben insanların tepkilerini de çok merak ediyorum reel'lara. Hiç yorum okumadan ya evet geçiyorum bazen ama eğer çok böyle güldüğüm falan bir şey varsa mutlaka yorumlarına bakarım. Bir salak yazmış ki vasat ortalama demek yani vasatın üstü iyi demek oluyor. Bilgilendirme bitti. Allah'ın malı vasat ortalama demek vasatın üstü ortalamanın üstü demek oluyor. Ortalamanın üstü iyi demek olmuyor otomatikman. Ortalamanın üstü farklı bir şey, iyi farklı bir şey. İyi ile ortalama arası vasatın üstü. Ay bir de böyle içerikleri de çok takip ediyorum. E, kediye çiğ mama veya yaş mama karışık böyle bir sürü bir şeyler vererek tabak oluşturma, tabak hazırlama. Ben de bu kadar tabii ülkemizde bu, bu kadar çok takviyeye, bu kadar çok ek gıdaya erişim yok belli başlı şeyler var. Yaş mama markalarımız bile sınırlı. O yüzden benim yaptığım tabaklar çok sınırlı. Ve zaten ben böyle karışımlar yapsam ya milletin kedisi. Ulan ya milletin hem çocukları hem kedileri iştahlı. Ben şu tabağı yapsam acaba çok mu aç bırakıyorlar bilmiyorum. Ben günde 4 kere besliyorum. 6 saatte bir yani. Şu tabağı yapsam asla şu kadar iştahla yemez benim kedilerim ya. O kadar dayaklıklar ki mesela onun içine ben o buldurucun yumurtasını kırdım ya. Böyle ellerine onların bir hareketi var ya. Mide, bu... mide bulantısı, el silkelemesi. Koklayıp gömmeye çalışırlar falan yani. Lan yü ye, yü. Ye. Yemin ederim bak şu hareketi. Pankek yiyorsun. <laughs> Niye benim kedilerim iştahlı değil bu kadar ya? Bir de abi bu fazlası da iyi değil bir denge bulacaksın. Mesela et suyunu işlenmiş alıyorsun. E, et suyu işlenmiş olunca içinde sodyum artıyor. Yani böbreklerine iyi gelsin diye aldığın et suyu sıvı eğer aşırı organik bir şey değilse aslında böbreklerine tam tersi zarar bile veriyor olabilir sıvı takviyesi yapacağım diye. Bazen çok şov haline getiriyorlar ha bu kadar. Aşırı aşırı bu şekilde tabaklar yapmaya, bu şekilde beslemeye gerek yok. Düzgün bir şekilde dengeli tabağını yapabilirsin yani. Neyse bu yine fazla şey koymamış. Aşırı böyle damlalar, takviyeler, bir sürü bulamaç haline getirenler var. Bu yine iyi bence. Eda Çiçek diye bir kadın var. Omni frekans. Yine biliyorsunuz bu konu hakkındaki düşüncelerimi. İşte astroloji, frekans, duyu, bilinçaltı, zartürt falan da insanları söğüşleyen insanlar çok fazla. Kendi yalanlarına inananlar da çok fazla. Ruhsal yükseliş, vibes, oh my god işte bilinçaltında her şey ruhun... Bir de insanlar o kadar çaresiz ki böyle saçmalıklara inanıyorlar o da var. Normal mantıklı bir şekilde ya tamam kimsenin herkesin yaşamla baş etme mekanizmaları farklı. Kimseye laf edecek değilim ama bazen işin bokunu çıkarma noktasına getiriyorlar. Mesela bence bu kadın onlardan biri artık iş komplo teorisine girmeye başlıyor. Yalanlara girmeye başlıyor ve zarar ver vermeye başlıyor. Kozmik Sırlar Okulu İlk yaratılan ilk, fre ilk frekans uyarı, uyanış yolunda ne yapmalısın? Zaman kavramı, enerji yüksek yut tutma teknikleri, tekamül, karma, reenkarnasyon, reptil, arkon, entity korunma çalışması, yapay zeka, androidler, hibritler, ezoterizm falan filan, zart da zurt bir ton işte benim altıncı gözüm açıldı falan dersin sonunda böyle oluyorsun. Ay şu derslerden birini alsam mı ya? <laughs> Kaydettim bunu da. <laughs> Vallahi var ya. Allah'ım komple teorileri koymuş derslerinin içine. Millete yalan dolan şeyler öğretip üstüne bir de para almak. Gerçekten bu kötü niyet işte. Ya hadi tamam. Tamam mı? Bilinçaltı farkındalık zart tut. You do you. Ona karışmıyorum. Yani herkes ekmeğini bir şekilde çıkarmak zorunda ama yalan söyleyerek, insanları kandırarak komplote beyinlerini yıkayarak saçma sapan şeyler yaparak meleklerle iletişim seans kaydı, dişileril dengeleme seans kaydı, şamanik yolculuk seans kaydı. Vay anasını ya. Dur bakalım ne kadarmış fiyatı. Valla var ya bak Türkiye'de gerçekten para kazanmak çok kolay arkadaşlar. Bu konuyu hep konuşuyoruz ama Türkiye'de eğer etik, normal, saygın, düzgün şekilde işini yapmaya çalışıyorsan fakir kalıyorsun. Ama böyle zotrikten şeylerle insanları çalışınca ne kadar biliyor musunuz bu dersler? Kozmik Sırlar Okulu. 4510 lira. 5500'miş ama şu an indirimli. 4510 lira her hafta cuma akşamı 9'da Zoom üzerinden canlı yayınlanacakmış. Allah'ım bir de cuma akşamlarımı feda edeceğim ha. <laughs> Allah'ım inanılmaz bir şey bu ya. Yani ama bak geçen bölümde söyledik ki insanlar kendilerine vicdan sinyallenmesinden hoşlanmazlar ama bazı insanlar kendilerine hayatın nasıl yaşanması gerektiğini dikte edilmesinden çok hoşlanırlar. Zaten dinde böyledir ya. Sen nasıl yaşayacağını bilmiyorsun hayatta. Birçok konuda bir şeyler yazar. Bunlar da, o yüzden ben bunları din kabul ediyorum diyorum ya, kendini tanımladığın dinle, kendi dininle ilgilenmektense, o sana herhalde çok eski geliyor, güncel gelmiyor bilmiyorum, böyle şeyler yapıyorlar. Mesela başkalarından değersizlik görüyorsun çünkü şeklinde bir story atmış ve insanlar da böyle vay be diyorlar yani dinleyeyim şunu bir kulaklarımı açayım, başkalarından değersizlik görüyorum çünkü kesin Eda, Çiçek, Omnia bana bunların hepsini açıklayacak. Bu gerçekten hiçbir farkı yok arkadaşlar dinlerden. Neyse şey diyor bakın dinleyin. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bugünlerde biraz maskesi düştü. Yeterli ısı sağlanamaması ve acil açıklama yapması gerektiği için gerçekten de maskesinde biraz düşme oldu. En yüksek teknolojiyle oluşturulmuş klon Joe Biden insanlık için en büyük ve göze çarpan <laughs> bir aldatmacadır. Lütfen artık uyanın. Netanyahu ile buluşmasındaki boy farkı ise yine kanıtlayıcı bir durum. Maskenin esnemesinden sonra paylaştığı görseller. Adam yaşlanmış, böyle fotoğrafı kötü açılı veya tuhaf çıkmış. Bazı fotoğraflarımız öyle çıkabilir değil mi arkadaşlar? Çıkabilir yani fotoğraf çeken Aygıt'ın azizliğine uğrayabiliriz. The DC Metropolitan Police, other law enforcement agencies konuşmanın gerçeğini bulmaya çalışacağım şimdi. Gözlerini gerçekten kırpmıyor mu? Buldum görüntüyü. Gösteriyorum size de. Gözünü kırpıyor. Zaten bir dakikalık bir konuşma. Ve başında gözünü kırpıyor. Evet gerçekten bir dakika göz kırpmamak için uzun bir süre. Ama aman Allah'ım gözlerini hiç kırpmıyor. Çünkü maske denebilecek bir durum yok. Çünkü videonun başında gözünü kırptı. Hatta birisi komik bir yorum yazmış. Challenge yaptım ben de ona gözümü kırpmadan bakacağım diye. Ama gözlerim yaşardı falan diye. Ama kırpmış yani adam gözlerini. İşte yalan söylüyor anladın mı? Yalan söylüyor. Ama benim gibi insanların çoğu Joe Biden'ın söylediklerinin birazını YouTube'a duyduğu kadarını yazıp o videonun gerçeğine ulaşıp orada gözünü kırptığını görecek kadar ne bir motivasyonları var zaten. Ne böyle bir dil bilgileri var ne de böyle bir istekleri yani şeyleri de yok yani. Hani bilginin doğruluğunu ölçeyim falan diyebilecek bir bilinçli internet kullanımları da yok. Manyan biri çıkmış maske bu adam diyor. Gözünü kırpmıyor diyor. Onlar da aa vay öyle mi ya diyorlar. Ve ben zannediyorum ki yorumlarda diyecekler ki <laughs> ya salak kardeşim ya falan diyecekler. Dalga geçecekler. Yorumlara girdiğimde gerçekten şoke oldum. Joe Biden gördüğünüz en gelişmiş klondur. Bize bunu neler neden yapıyorlar? Normal insan başkan da daha birleşik tabii ki getirebilirlerdi. Sebebi uyanan ve sorgul... Cümle kuramıyor daha. Uyanan ve sorgulayan insanlara gücünü göstermek. 50 yıl önceden klon başkan hayallerinin projeleri vardı ve hayallerini hayata geçiriyorlar. Uyanan insanları da baskılamak için yapıyorlar. Zaten sorgulamayan insanlar için Joe Biden sıradan bir insan. Bir de böyle yaparak onu dinleyenlere, izleyenlere kendilerini özel hissettiriyor. Hmm, herkes geri zekalı. Joe Biden'ın başkan insan olduğuna inananlar ama klon olduğunu fark ettiğim için bu kadın ve ben ikimiz de çok zekiyiz. İkisi de çok akıllılar aslında biz salağız yani. Buna inanarak kendini daha üstün ve zeki hissederek e, bu kültün ya da kült like, e, kült'e benzer şeyin bir parçası oluyor. CNN'deki tam röportajını hikayeye ekledim. Medya bu durumu tabii ki görmezden geliyor. Koyun Dolly bizlere sunulmuş küçük ve başarısız bir çalışmaydı. Çok ötesinde o zaman geçinmişti. Bu adamın tek problemi yaşlı olması tamam mı? <laughs> Başka hiçbir problemi yok yani. Şey falan değil arkadaşlar. Android robot falan değil yani. Yorumlara baktım. Biri bize uyanınca ne yapmamız gerektiğini de anlatabilir mi? Yani farkındayız okey. Uyanın uyanış başladı okey. Peki uyandım ve ne yapacağım? Abi neyse Allah'tan... <laughs> Allah'tan gülmüşler bu yoruma da biraz rahatladım şu anda. Beğenmeye korkuyorum yüksek elleri ulaşacak da bu hesabı kapatacaklar. Ya da size zarar verecekler diye. <laughs> Allah'ım ya. Parkinson hastasının normal yüz görünüm... Allah razı olsun senden doktor Günay Ramazanova. Parkinson hastalarının normal yüz halidir. Adına da maske derler. Aynen yüzde hiç hareket olmayabilir. Gözleri de kırpmama hali olur. Adam Parkinson hastasıymış. O yüzden gözünü kırpmıyormuş. Evet bir dakika göz kırpmamak için uzun bir süre. Ama bu maske veya klon olduğu için değil. Parkinson hastası olduğu içinmiş. Bir yazmış ki azıcık genç birini klonlazalarmış. Bu ne ya? <laughs> Gönderinin sahibi olan kişi de yazmış ki hata verdiğinde yaşlılık diyebilmek için. Manyak mısınız siz ya? Bak 188 bin takipçisi var. Bu takipçilerden sadece bin tanesi bu ne programıydı? Oxo Kozmik Sırlar Okulu'nun 3 aylık okulun satın alsa. Sadece bin tanesi satın alsa tamam mı? Hadi 500 diyelim. Bin tane bile öğrenci olmasın. 500 öğrencisi olsun. 188 bin insandan 500 öğrenci bence vardır. İyi bir rakam. Hadi lan 300 öğrencisi olsun. Bence 300'den fazladır bile ama hadi 300 üzerinden hesaplayalım. 300 çarpı 4500 lira. 1 milyon 350 bin lira. 1 milyon 350 bin lira 3 ayda. Yani ayda ne kadar kazanıyor biliyor musunuz? En kötü öğrenci rakamıyla söylüyorum bunu. Ayda 450 bin lira para kazanıyor. 300 öğrenci değil 100 öğrencisi bile varsa, varsa bu ne demek biliyor musunuz? Yani bir ayda Herhangi bir profesör doktordan dünyaya yani çok daha fazla emeği, çok daha fazla yararı dokunan bir insandan 3-5 kat daha fazla bir kazancı var demek bu ayda. Oturup buna ağlamamız lazım. Parasını böyle çarçur etmek isteyenler versinler ama işin gerçeği bu arkadaşlar. Al işte bak mesela. Eşiniz değişmedi. Onu evin tuvaleti bozdu. Bugün danışmanlık ziyareti yaptığımız evden bahsedeyim tuvalet güneybatıdaymış. O yüzden ilişkileri çok kötüymüş. Hayatlarındaki inanılmaz kaosu ve karmaşıklığı çözmek onlara çok zor geldiği için tuvaleti güneybatıdan kuzeybatıya alınca ilişkilerinin düzeleceğine inanmak istiyorlar. Soru cevap danışmanlığı için link aşağıda 335 bin takip. Ya var ya helal olsun diyorum. Aynı insanlar avukatlara bedavadan soru sorup hayatlarının en büyük belki boşanma davası için danışmanlık hizmeti almak istiyorlar. Para ödemek istemezler. Sen şu ev dekorasyonu için bir soru cevap başına ödedikleri ücret ne biliyor musunuz arkadaşlar? 800 lira. Bu burcunuzun yıllık şans sembolü, şanslı düğün tarihi, şanslı kutlama parti tarihi, şanslı telefon kılıf renk deseni. Bu sorulara yanıt bulabiliyor musunuz arkadaşlar? Üzerlik otu yakmayın, ada çayı tehlikelidir yakmayın, para tütsüsü, evinizde asla 5 tane at olmasın. Böyle insanları korkutarak aman Allah'ım doğrusu ne acaba? Doğrusu için sana mı danışmam gerekiyor? Evet canım soru başına 800 lira. Kaçın. <laughs> Bir de açık açık IBAN'ını paylaşmış. Normalde azılı bir avukat lazım. Feyza Altun yapıyor bunu ama herkese yetişemez bence. Çünkü yani bir sürü kişiyi ifşa etti. Eşin değişmedi, onu tuvaleti bozdu. Bunu unutma lütfen. Ya bir de bu manyaklıklara inananlar. Yani yorumlara girdiğimde gerçekten Türkiye'nin içler acısı ya. Yani eğitimsizliğimiz çok 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 üzülüyorum gerçekten. Peki Zeynep Hanım banyo ve tuvalet güneybatıya denk geliyorsa ne yapmamız gerekiyor? Banyoda ahşap aksesuarlar kullanın. Yatak odası ve salon güneybatıyı güçlendirir. Ya da güçlendirin. Cümle bile kuramıyorlar ya. Şaka gibi ama evin ana tuvaleti kuzeyde ve ebeveyn banyosu güneydoğuda. Taşınma durumu söz konusu değil. Kendi evimiz ne yapabiliriz Zeynep Hanım? Taşınmanız çözüm değil arkadaşlar. Taşının da demiyorum. Her evde banyo tuvalet var ve olacak. Önemli olan doğru tespit ve tedavidir. Doğru tespit ve tedavi için de bana gelin. Bir de Instagram aboneleri var arkadaşlar. Subscribe edebiliyorsunuz. Sub subscribe ederseniz ayda 40 liraya abonelere özel içeriklere ulaşabilirsiniz. İnanılmaz. Gerçekten bir de 335 bin takipçinin para vereni var yani aylık. Aylık 40 lira. Bin kişi para verse ayda bu 335 kişiden ayda 40 bin lira. Arkadaşlar hesaplayın biraz hesaplayın. Uf, hepiniz güzel güzel okumaya veya güzel işlerde çalışmaya çalışıyorsunuzdur eminim ama. Tuvaletin kuzey batıda olmasın güney batıda olsun kuzey batıdaysa ahşap şeyler yani. Bu pelüş yastıkta evinizin sırrı gizli. Hepiniz bu pelüş yastıktan bir tane alıp 3 kere takla atarak osurun ve içinizden ben iyiyim, para niyetlenmesi, osuruk niyetlenmesi falan diye içinizden söylerseniz evinize bereket, bolluk ve mutluluk gelecek arkadaşlar. Abone ücretim 40 lira. Çing! Yani insanlar gerçekten geri zekalı. Çok üzülüyorum insanları küçümsediğim için falan ama çok fazla geri zekalı insan var arkadaşlar maalesef. <laughs> Bu paylaşımları da çok seviyorum. Annem çok atıyor bunları bana. Çok tatlı bence ya böyle tam boomerların çocuklarının sevgilerini göstermeleri temalı paylaşımlar. Adı evlat, soyadı canım, yeri kalbim, değeri ömrüm, yüreği huzurum, gözleri cennetim, varlığı servetim, kokusu nefesim, kısacası her şeyim, evlatlarım. Altında da bir <laughs> Türk kahvesi. <laughs> bir de böyle anneler yorum yapmış bir sürü. Sayfanın da Safiye'nin kahveli dünyası sadece kadın kahve paylaşıyor ve <laughs> güzel sözler yazıyor. <laughs> Bakın işte böyle bir içerik üreticisi olabilirsiniz. İnsanlara hiçbir şekilde zarar dokunmuyor. Çok tatlı. Bunu Fatih bana attı. Çocuk anahtarı şıkırdatıyor. Sonra hemen sevgilisi veya karısı geliyor. Dur 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 nereye gidiyorsun? Ben de geleyim ben de geleyim ya. Dün işte Starbucks alalım <laughs> falan böyle hani dün işte çay kahve içelim falan böyle bir şeyler söylüyor. Niye biliyor musunuz? Bak bu neden biliyor musunuz? Evden çalışmaktan oluyor. Fatih zaten akşam 5 gibi 6 gibi falan eve geliyor. E sonrasında da yürüyüşe çıkmak istiyor bazen. Ben de bütün gün bazen evde video yapıyor oluyorum. Veya o gün çıkamamış oluyorum. Bazı günler mesela spora veya başka bir yere gidiyorum ama bazı günler evde çok bunalıyorum, patlıyorum böyle sıkıntıdan çalışmaktan falan. Ekrana bakmaktan zaten oturmaktan belim falan ağrıyor. İyice böyle canım şey oluyor, içim sıkılıyor. O da böyle ben yürüyüşe gidiyorum deyince böyle hemen o hazırlanıp ya da mesela şey diyor bugün işten erken dönüyorum, arıyor beni, işte süreye gideceğim falan diyor. Ben de ya ben de geleyim hemen hazırlanırım sen gelene kadar falan diyorum böyle. Bu bence evde çalışan insanların çok sahip olduğu bir şey. Hemen biri çıkıyorken hızlı hızlı giyinerek süslenerek hemen onunla çıkmaya çalışmak. Bir de tek başıma yürünce de bazen bazıları şey yazmış. Bu çok toksik bir davranış. Her yere sevgilinle mi gideceksin? Tek başına vakit geçiremeyecek mi Gerizekalılar. Alakası yok. Muhtemelen birçoğu evli mevli değildir. Bazıları yazmış zaten. Yani insanlar eşleriyle, karılarıyla, kocalarıyla vakit geçirmeyi severler arkadaşlar. Yani tam evde de beraberiz ama bazen herkes işine gücüne çok odaklanıyor. E beraber böyle çay kahve içmek. Böyle oturuyoruz. Böyle konforumuz, huzurumuz yerinde. Çayımızı, kahvemizi almışız. Tık 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 telefondayız veya işte birbirimize muhabbet ediyoruz. Böyle zamanlar geçirmeyi dışarıda özlüyor insan bazen. Bunun gibi bence aşırı bence var ya çok fazla evden çalışan insanın kendini bulacağı bir yıl bu. Ve ben yani ben bir tek kendimi böyle zannediyordum. Bir de şöyle bir yorum çok yapıyorlar yıllara. Ya bir tane bile kendimize dair deneyimimiz yokmuş. Hayat, hayatı o kadar aynı yaşıyormuşuz ki insanlar olarak. Gerçekten öyle. Yani şu anahtar sallaması, hemen ayakkabılarını kapması o kadar aynı şeyler ki. Niye dışarıdan yemek söyledin? Evde ne güzel yemek vardı. Ispanak, pırasa, bamya. Neyse yine yetişkin olunca anlayacağınız şeyler arkadaşlar. Ananızın babanızın yemeğini o kadar özlüyorsunuz ki. Tamam biliyorum insan arada fast food falan da özlüyor ama. Özellikle çok yemek yapamadığınız bir işiniz varsa sürekli dışarıdan yemek söylediğiniz veya evde iğrenç iğrenç yemekler yapmak zorunda kaldığınız bir yetişkinlik hayatınız varsa şu güzel güzel yemeklere burun kıvırmanın ne kadar yanlış bir davranış olduğunu <laughs> biri yazmış ki niye ortaokullu instagramından postlar çıkıyor bana gerçekten ama ortaokullu instagramı yani bu yemeklerin kıymetini bilin arkadaşlar sağlıklı bir kere insanın kendi sağlığının dengesinin kendi kontrolünde olması da çok şey bir şey anne zaten her türlü yemeği yapıyor. Her türlü vitamini minerali sağlıyor size. Yetişkin olunca bütün dengeli yemekleri kendiniz yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun yanına bir protein eklemem lazım şu anda falan diye düşünüyorsunuz. Çok zor bir şey yani. Bir de kedilere köpeklere Heimlich manevrası yapma olayı var. Bir iki kere 404 yemek yerken boğuluyor da az daha. İnanılmaz korktum. Bir kere de kardeşimin başına geldi. Böyle böyle yapıyor. Boğuluyor. Örmeye çalışıyor. Boğazından çıkaramıyor yemeği. Şok olarak ve korkarak Aaah! falan diye ikimiz de baktık o an. Hiçbir şey yapamadık ama lütfen Kedilere, köpeklere Heimlich manevrası yapmayı zaten insanlara yapılanı da öğrenin. Şurasına tam göğüs kafesiyle karnın ortasındaki boşluğa vuruyorsunuz falan. Hayvanlar için de onun yöntemleri var. Lütfen hayvanınız varsa Google'layın. Çok çaresiz kalıyor insan, biliyor musunuz? Onların da böyle karın bölgesine yapmak gerekiyormuş. Ay! Çaresiz hissetmemek için lütfen bu manevrayı öğrenin. Hayat kurtarıyor gerçekten. Bunu yorumsuz paylaşacağım. Gözlerimden yaş gelene kadar güldüm. Belki osuruğa gülmeyebiliyor olabilirsiniz bazılarınız. Anlayışla karşılarım ama. Yani böyle 3-4 gün falan güldüm yani her izlediğimde. Hepsi marka. Şok. Şokta indirim varmış arkadaşlar. <laughs> Kim osuruyor <laughs> acaba? Şey o mu osuruyor veya arkada biri osuruyor da o yüzden de böyle hızlı hızlı eşyaları falan ürünleri tanıtmaya anlatmaya başlıyor anlamıyorum ama. Altıma ettim gerçekten bunu izlerken. Bu da çok böyle evlendikten sonra özellikle çok fazla karı koca içerikleri örmeye düşmeye başladı. Bu adamınkiler muhteşem. Hem çok kısalar hem de çok komikler. Ben araba sürerken karım birden. Bazen gerçekten <laughs> yolda böyle bir poşet oluyor. Veya kedi köpek falan zannediyorum. Veya köpek sanki hızlıca geçemeyecekmiş falan zannediyorum. Fatih araba sürerken birden <laughs> yapıyorum böyle. Veya biri önümüze çıkıyor falan. Çok korkutuyor onu bu hareket. Ve kızıyor bana diyor ki bak sen hiçbir şey yokken ortada senin o sesin beni daha çok şey yapıyor diyor. Dikkatimi dağıtıyor. Arkadaşlar bir avuç mi takalıyorsunuz böyle? Çok güldüm. bir tane daha var güldü. o da bunun temizlik. temizlik için olanı. Adam yerleri öyle bir sert bir şekilde su ki. Neden bu kadar öfkeli bir şekilde temizliyorsunuz? Ya da daha mı temiz olacağını zannediyorlar? Aşırı komiğime gidiyor ya. Bu da bence birçok aranızda evli özellikle erkek olanlar varsa dinleyenleriniz. Karınız size bir sürü reel gönderir ve bu sensin falan der ama hepsi horlamak, osurmak <laughs> ve sinir bozucu olmak hakkındadır. Bir beyaz TV içeriği daha kütüphanede beleş çay dağıtma için kitabın 750. sayfasını dübenden okurken benim şekiller. <laughs> Kütüphanelerde çay dağıtıldığını ben arkadaşımdan öğrendim. Ben şu an öğrenci olmadığım için haberim yoktu böyle bir şeyden. Ya biz kütüphanede çalışırken öyle bir şeyimiz yoktu. Ben Marmara'dayken hiç öyle çay servisi yapan olmadı da. Demek ki bazı kütüphanelerde oluyormuş. Benim arkadaşım doktor uzmanlık sınavında çalışırken çok gittiğini söyledi. Çay, kek falan bile dağıtan kütüphane varmış yani. Bu Çile Makar'ın İngilizce öğretme yılları da arada sırada önüme düşüyor. Çok seviyorum böyle kendimi test etmeyi. Mesela kafaya takma, sorun yok. İngilizcesi nasıl? İngilizce'de nasıl söylenir? Mesela içimden şey diyorum. Don't worry about it. Sonra bakıyorum. Kafaya takma, sorun yok. İngilizce'de nasıl söylenir? Let's go canlarım. Don't worry about it. Sonra içimden yes doğruymuş bir tane daha mesela. Uzun lafın kısası nasıl denir? Ben şöyle söylüyorum. To cut a long story short veya long story short. Uzun lafın kısası İngilizce'de nasıl söylenir? Hemen öğreniyoruz long story short. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet tamam İngilizce öğretmeni olarak belki bunlara sevinmem manasız kaçıyor olabilir ama Yine de seviniyorum ya işte. Doğru doğru tah ya böyle benim için böyle ufak bir doğru tahmin etme oyunu gibi oluyor. Mesela bana nenin İngilizcesi neymiş? Dur. I don't care. Aman bana ne İngilizcesi. It's none of my business. Dur. Yanlış anlamak. You got it all wrong ya da you got it wrong. Yanlış anlamak, yanlış anlaşılmak İngilizcesi nedir? You misunderstood. Sen bilirsin. It's your call. Your call ya da it's your call. İkisini de söyleyebilirsiniz. Neyse işte böyle kendimi test etmeyi seviyorum bu şekilde. Bir de böyle bazen şişman amca yılları çıkıyor önüme. Böyle çok mutlu oluyorum. Çünkü yorumlar çok güzel her zaman. Hem böyle komik amcanın fotoğrafları o şekilde koyması komik. Hem de yorumlar hep çok güzel oluyor. Mesela şey... Kanka ya bu kadar bro stop posting my girlfriend's on his app. Kanka ya bu kadar fotoğrafını koyma. Kız arkadaşım da bu uygulamayı kullanıyor. Hani o da görür. E, ve senin ne kadar seksi olduğunu görür falan kıskanıyor güya. Ya yani bir erkeğin fiziğinin gelebileceği en iyi nokta falan diye sürekli böyle güzel şeyler yazmışlar. Biraz dalga geçiyorlar tabii ki ama sonuç olarak pozitif şeyler yazmışlar. Sonra şey düşündüm bir kadın aynı şekilde <laughs> müzikli olarak şişman dududun dududun diye şişman fotoğraflarını koysaydı altına sadece domuz. Çünkü gördüm yani görmediğim şeyler değil. Ne zaman şişman bir kadın yemek yese veya işte dans etse herhangi bir şey yapsa hep altına domuz, kilo ver, öküz, hamburgeri azalt falan böyle şeyler yazılıyor. Çok üzücü yani hani tamam normalde de cinsiyet eşitliğini görüyorsunuz ama böyle bu şekilde internette de kadınlara böyle çok yanlı ve iğrenç davranıldığını ilk eden izlemek böyle şahit olmak gerçekten birazcık tatsız bir duygu. Ya bir de ben şimdi hani bütün bunları tabii ki kenara koyup kom gülebiliyorum o anda. Yani bu riyalı görünce ah, kadın o falan diye kendi kendime sinirlenmiyorum. Gülüyorum ama ve birazcık düşününce bu yanlı davranılma falan insanın gerçekten biraz böyle zoruna gidiyor yani. Keşke bize de böyle ki yani dünya o kadar keyifli bir yer olurdu ki biliyor musunuz? Keşke herkese bu amcaya davranıldığı gibi davranılsa. Yani <laughs> Gerçekten herkes full potansiyelinde olurdu, muhteşem bir dünyamız olurdu. Şu olabilirdi yani dünyamız. Son olarak bir tane daha reel var, onu da bitirmek istiyorum. Ama ondan önce şunu söyleyeceğim. Ben çok bayıldım bu konsepte. Çok fazla sığdıramadığım reel var. Çok fazla hakkında konuşmak istediğim reel vardı. 5-6 tane kaldı. Hatta aşağılara inersem daha çok var. İsterseniz bir partik yapabilirim beğendiyseniz bu konsepti ya biraz daha real yorumla kendi keşfetini bize göster filan hoşumuza gitti diyorsanız tabii ki bir, ta bir bölüm daha çekebilirim bu şekilde. Şunu bir yorumlamak istiyorum podcast'i kapatmadan önce. Yakışıklı güvenlik. Bu yakışıklı güvenliği ben hep TikTok'ta görüyordum. Şöyle bir kelepçe hareketi var. Böyle yapıyor. Kendine bir böyle şey yapmış tamam mı? Bir hareket oluşturmuş. Nusret gibi, Nusret'in tuzu gibi bir. Sonuçta tutan, viral olan, dalga geçirmek için insanlar yapsa bile sonuçta viral olan ve bayağı da bir takipçisi olan bir insan. Yani viral bir hareketi olan. Öyle ya da böyle kendine bir şey sağlamış yani burada tamam mı? Bir de bak aboneleri de var özel 40 liraya Instagram'da abonelik abonelik satın alabiliyorsunuz ve abonelik fotoğraflarında hiç yani özel bir şey yok bayağıken yine kendi fotoğraflarını koymuş Gülümsüyor falan böyle saçma sapan. Bu adamın olayı ne biliyor musunuz? Kendini aşırı ya hiç öyle olmadığını iddia ediyor ama yakışıklı güvenlik ne zannediyorsun kendini? Yakışıklı zannettiğin için ve böyle sürekli bir gülümseyerek pozlar veriyor falan. Thirst trap denen şeyler çekiyor aslında. Thirst trap böyle seksi olmaya çalışan ve o şekilde etkileşim kat kasmaya çalışan insan hareketleri. Bunda etik olarak hiçbir sorun yok. İstediğin gibi seksi davranarak etkileşim çekmeye çalışabilirsin. Okey tamam her şey normal. Ama arkadaşlar yani e, ya düşünsenize ben güzel youtuber diye bir <laughs> kanal açıyorum. Ve sürekli böyle güzel güzel pozlar vermeye çalışıyorum falan. Ya tabii ki kendimi çok güzel zannettiğim anlamı çıkar. Kendini çok yakışıklı zannediyor bu abimiz. Böyle üniformayı seksi bulan kızları etkilemeye çalışıyor. Bu arada evliymiş. Abi kocam böyle saçma sapan içerikler çekecek olsa var ya derim ki abi direkt boşanalım sen OnlyFans aç beni hiç uğraştırma derim yani. Bu nedir ya? <laughs> Bu harekette beni aşırı rahatsız eden bir şey var. Ritmi tutturamamış olması. Önce iki kere vuruyorsun. Ondan sonra... Bunu... Bunu da iki kere yapman lazım. Dın yapman lazım. Onu sadece bir kere yapıyor ben. O kadar takıntı haline getirdim ki bu olayı. Allah'ım diyorum bitirsene şu hareketi. Ya normalde bu adamla hiçbir sorunum yoktu. Zaten yeteri kadar linç ediliyor ve dalga geçiliyor. Twitter'da falan da çok uğraşıyorlar. Cevap veriyor. Normalde Twitter'da çolukla çocukla hiç muhatap olmamak lazım. O salaklar etkileşim aldıkça coşuyorlar, tamam mı? Bu da yani onlara istediği etkileşimi veriyor aslında. Hiç cevap vermemesi lazım. Dalgasına bakması lazım da dayanamıyor herhalde. Sürekli konuşuyor onlarla falan böyle. Ben hi bunların hiçbirine takılmadım arkadaşlar. Tamamı YouTube'de. <laughs> Hiçbirini takılmadım ama bir tane real'ı Fatih bana attı bunu. Abi o kadar sinirlerimi bozdu ki. Çünkü çok siyasi bir yerden bakıyorum ben olaya. O yüzden sinirlerimi bozdu. Kötü bir niyetle söylediğini söylemiyorum ama izleyelim beraber. Bir de o dev bardakla içtiği çayı o kadar canım çektik Fatih e dedim ki hadi gel çay içelim ya. Aşırı canımı çekti de dedi, şerefsiz dedim. O saplı iğrenç kocaman çay bardakları var ya dünyanın en güzel çayları onda içiliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Annemin böyle bardakları var. Evde bize bu şekilde çay veriyor. Belki oradan şey yapıyor olabilirim. Önünde de dünyanın en iğrenç poğaçalarından biri olan çikolatalı poğaça var. <laughs> Neyse. Aşırı canımı çekti. Siz de bak siz buraya da koyacağım kesin. Sizin de canınız çay çekecek. Bir de böyle şapur şupur ağzını şapırdatarak içiyor çayı. İyice canı çekiyor insanın. Ama olay o değil. Dinleyin şimdi. Reis Burada şimdi bir olay çıksa Müdahale etme yetkin var mı? Bir de şu kulağına taktı saçma sapan şeyi niye takıyor? O kadar böyle over the top bir şekilde yapıyor ki güvenlik görevlisi olabilirsin de ama aşırı en dıdısının dıdısına kadar cosplay halinde dolaşıyor resmen. Resmen günlük hayatta güvenlik cosplay yaparak dolaşıyor. Bir de Marmara Park'a falan gidiyor. Eski görev yerim falan yazıyor. Millette dalga geçiyor işte bilmem Marmara Park. <laughs> dördüncü alay komutanlığı falan birisi yazmış ki benim dedem de e, AC önünde şehit düşmüştü falan diye saçma sapan dalga geçiyorlar. Neyse. Şu anda yok. Şu anda e, güvenlik görev alanı dışında, görev saati dışında bir olaya müdahale edemiyor. Ama edebilse iyi olur. Yani mesela polis, jandarma her yere yetişemiyor. Güvenlik bunun eğitimini detaylı... Adam bence karşısındaki kameraya çeken adam da resmen dalgasına soruyor bu soruyor. Yani gerçekten ciddi soruyorsa okay ama bence kesinlikle dalgasına sorduğunu düşünüyorum. Diyor ki: "Sizin buradaki olaylara diyelim bir olay çıktı müdahale etme şansınız var mı?" Bu da diyor ki: "Yok ama olsa iyi olur." What the fuck? Nasıl yani olsa iyi olur? Buna bir, bu arada polis ve askerler de gıcık oluyor. Kendini böyle ciddi ciddi hani güvenlik gücü falan zannettiği için. Bence bekçiler falan da gıcık oluyordur. Ama aslında hani <laughs> neyse ya. Bekçilik de bence yani bu adam çok rahat bekçi de olabilirdi bence. Çünkü sonuçta herhangi bir şey yapmıyor. Thirst trap yapıyor. Yani bekçiliğin farkı kızlardan Instagram hesapları isteyebiliyor onlar. Neyse. <laughs> yani mesela polis jandarma her yere yetişemiyor. Güvenlik bunun eğitimini detaylı bir şekilde alsa, kendisini çevresindekileri daha iyi koruyabilecek bir kapasiteye ulaşsa. Diyor ki polis jandarma her yere yetişemediği için biz bizim de her yerde ne güzel eğitimimizi alsak her şeye müdahale etme yetkimiz olur. Vatandaş zaten pol yani asayişi sağlamak için zaten fazlasıyla hatta gereksizce bir şey var, baskı var insanların üzerinde. Polis, jandarma zaten korumakla gelebilir. Bir de üstünde bekçiler falan da var. Ekstradan böyle güvenlik şeyleri var. Bunların yani çok ekstra... Bir ülkede ne kadar polis ve güvenlik ve bekçi ve bilmem ne ve asayiş sağlayıcı başka öğeler ol, olursa güvenliğin o kadar iyi sağlanacağını mı düşünüyorsunuz? Tam tersi. Bu kadar fazla korumak için görevlendirilmiş insan fazlalığı suçun fazla olması anlamına geliyor. Suçun aşırı fazla olması da adalet sisteminin kötü olduğu anlamına gelir. Eğer dışarıda huzur yoksa ve bu huzuru sağlamak için polis ve jandarma yetersiz kalıyorsa belki de adalet sisteminde bir problem olabilir. Mesela belki düşünce suçluları çok fazla içeridedir. Taci. ...ciziciler, tecavüzcüler, katiller falan dışarıdadır. Bu yüzden dışarıda asayiş tırnak içinde sağlanamıyor olabilir. Yani aslında ülkenin ekonomik durumu iyi olsa... ...ülkede insanlar mutlu ve huzurlu olsa... ...bazı şeyler kendi kendine çözülür. Ülkede adalet sistemi iyi olsa... ...etrafta sürekli bekçilalaşmasına gerek kalmaz... ...insanlar iyi eğitimli olsa zaten kurallara uyarlar değil mi? Yani ülkeyi siz geliştirirseniz... Zaten etrafta asayişi sağlasın diye bu kadar saçma sapan insan bulundurmanıza gerek kalmaz. Huzursuzluğu çözecek olan şey özel güvenliklere eğitim verilip onların da bir olay olsa müdahale etme yetkisi olmasını sağlamak değil. Huzuru sağlamak için ülkenin refahının iyileşmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden saçmalıyor. Ama kadını düşündüğünü düşünmüyorum. Sallıyor işte kendi kendine bir şeyler ama hani söylediklerinin nereye gittiğinin farkında değil bence. Kurabilecek bir kapasiteye ulaşsa Nerede olayı çıkartacaksın? Müdahale etme yetkisi olur, müdahale etme gücü olur ve olaylarda büyük bir azalma söz konusu olur. Bunun olması ben... Olaylarda azalma söz konusu olurmuş çünkü yakışıklı güvenlik gidecek olaylara müdahale edecek falan. Bu bir de bazı güvenlik güçlerinde bir kibir oluyor kendini halktan üstün görme. Üzerinde tahakküm kurma. Böyle şeyler de var çünkü gücünü kötüye kullanan insanlar da var. Bu insanlar çoğaldıkça gücünü kötüye kullananlar da çoğalacak. Bunun olması bence ülkenin asayişi için Güvenlik nerede olursa olsun çok faydası olur. Siz zaten bugünler için buralardasınız değil mi? Evet ama şimdilik değil. Elinizden geleni yapıyorsunuz. <laughs> Aynen öyle. Helal olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Neyse. Yakışıklı güvenliğin çok alakasız bir yılını bu kadar politik yorumlar yapmam, bu kadar trigger olmam size çok manasız gelmiş olabilir diyebilirsiniz ki ya kanka zaten adam malın teki yani o, kadar düşünüp yorum bile yapmıyor. Ama işte bunu ekstra şey yapma bu kusura bakmayın ya 404 uyandı sabahtan beri gerçekten çıldırtıyor beni oyun oynayacağım şimdi onunla. Kitapla çıktı da onun gürültüsünü duydunuz. Ama hani bu yılı bahane ederek size bu konular hakkında ne düşündüğümü anlatmak istedim biraz. Eğer hoşunuza gittiyse bu konsept bir tane daha istiyorsanız lütfen söyleyin bana çünkü ben çok eğlendim çok hoşuma gitti. Çok öpüyorum. Bu hafta böyle gündemden konuşmayalım. Böyle bir şey yapalım istedim. Ayrıca Surfshark VPN'e sponsor olduğu için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan da hatırlatmış olayım sizlere. Videonun açıklama kısmındaki linkten Surfshark'ın özel Black Friday fırsatına erişip Surfshark'ı 6 aya kadar ekstra ücretsiz kullanma şansını elde edebilirsiniz. E, öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.